Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre şimdi başlıyor. Herkese mutlu günler. Saatlerimiz 16.37, günlerden Perşembe ve Perşembe dedik mi de Şifre programı sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla kaldığı yerden devam ediyor. Günümüz, gündemimiz yine oldukça yoğun. Bugün Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten çok önemli. İlerleyen dakikalarda sevgili Yağız'la bu konuyu konuşacağız. Ancak bugün Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu Sparta Prag'la karşılaşacak. Okan Hoca'nın, özellikle Galatasaray yönetiminin Sparta Prag maçı öncesi kesenin ağzını açtı diyebiliriz. 500 bin euro galibiyet primi. Çok önemli. Galatasaray yönetiminde ne kadar önemsediğini görüyoruz. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un yapmış olduğu açıklamalar vardı ve kadroda rotasyona gidecek mi? Ona bakmak lazım. Bugün baktığımızda evet, Yücel abi uyardı beni. Sevgili Yağız da hattımızdaymış. Yağız, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar Yılmaz abi. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim abi. Sevgili Yaz, Galatasaray Sparta Prag maçıyla başlamak istedim. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya çıkaracağı 11'i hem sana hem de dinleyicilerimize muhtemel 11'i paylaşmak istiyorum ki yapılan antrenmanlarda da özellikle Okan Hoca bir önceki maç, yani Başakşehir maçında sahaya sürmüş olduğu 11'i bu karşılaşmada da sahaya sürmesini bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa. Kalede Muslera, savunmada Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelson Berkan Kutlu. Orta sahaya baktığımızda Torreira, Kerem Demirbay, Mertens. Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Yılmaz ve Mario Icardi'yi görüyoruz. Sen bu 11 için ne dersin? Ya açıkçası bugün Galatasaray için, Türk futbolu için önemli bir güne uyandık. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'den bir örnek vereceğim, Galatasaray'dan da vereceğim. Bir Slavia Prag eşleşmesi vardı. Evet. Bugünkü havayı o günkü havaya benzetiyorum. O gün de aslında hem ülkeler arası hem de futbol anlamındaki kendimize göre belirlediğimiz o kalite çıtasında epey Slavia Prag'a, yani üzülerek söylüyorum, küçümsemiştik. Değil mi? Bugün de Sparta Prag noktasında benzer bir güne uyandığımızı söyleyebilirim. En azından benim hani kamuoyuna baktığım, nabzı kopladığım kadarıyla öncelikle 3. bölgede çok 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 hızlı bir takım eşleştikten sonra henüz Fenerbahçe'nin rakibi belli değil ama Galatasaray üzerinde 2-3 tane maçını ortalama 60'ar dakika izledik arkadaşlarla ve sert ve deplasmanda rahat gol bulabilen bir takım. O yüzden dikkatli olması gerekiyor bugün Galatasaray'ın. Onun dışında teraziye koyduğunda, evet, az önce belki bizim takımlarımıza göre daha düşük seviyede, bunu kabul edelim ama burada rakibi küçümseyip küçümsememekten bahsediyorum. Dikkatli oynadığında da terazide ağır gelebileceğimiz bir rakip. Çok kritik. Çünkü ilerledik Avrupa potasında ve bu sezon değil, önümüzdeki sezondan itibaren iki takımla tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döneceğiz. Ondan sebep bugünkü maç özelinde sadece bir Galatasaray maçı olarak değil, hep beraber önemseyeceğimiz doğrudan önümüzdeki sene puantajda ve kulüp ve ülkeler sıralamasında yakından ilgilendiren bir süreç. Bugünkü maça böyle bakmamız gerektiğine inanıyorum. Böyle başlangıç yapayım. Sevgili Yasemin, sen terazi deyince ben bir taraftan hemen takım değerlerine baktım. Galatasaray'ın 202 milyon euro küsur attığını söylemiyorum. Sparta Prag'ın takım değeri ise 49 milyon euro. Burada baktığımızda da bireysel anlamda oyuncu sayısı ve sahaya çıkacak 11'deki oyuncuların da üstünlüğünü görüyoruz. Ya bu işlere abi ben çok fazla takılmıyorum. Çünkü son 32'ye kalmış iki takım Avrupa Ligi gibi bir Avrupa'nın 2 numaralı kupasında. Yani her ne kadar tabii ki favori değil durumu her maçta olduğu gibi bu maçta da var. Ama toplama baktığımda ben 4'te 1'i kalitesinde bir takım olduğunu düşünmüyorum. Aslında az önceki uyarı babında söylediğim şeyler doğrudan bunun altına imza atılacak şekilde bir kez daha yineleyebilirim. Yani çok fazla işte bu takımın değeri 49-50 milyon euro, bizim takımımızın değeri 250-300 milyon euro dediğimiz noktada biraz yanılgı içine girebiliriz maç önünde.
Tabii canım, hani bu istatistiklere de bazen çok yansır. %70, %75 oynarsınız ama maç sonucuna baktığınızda tabelada 90 dakikada mağlup olabilirsiniz. Sevgili Yas, Barış Alper için, Barış Alper Yılmaz için geliyorlar. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve iki takımın da çok önemli isimler transferler ettiler ama çok önemli oyuncularına da Avrupa'dan özellikle talepler var. Bu konuda bu işleri sen çok iyi bildiğin için, oraları çok iyi oynadığın için soruyorum. Kulağına gelen bir şey var mı? Barış Alper Yılmaz hem Serie A'dan hem de Bundesliga'dan net şekilde ilgilenen takımlar var. Geçmiş süreçte Rusya'dan da çok fazla isteyeni vardı. Ve şu an gerçekten pazarda popüler bir oyuncu Barış Alper Yılmaz. Ancak devre arasında nasıl satılmasını, eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara çıkılmazsa, gerçekleşmediğinden, gerçekleşmeyeceğinden bahsettiysem bugün de benzer şeyleri söyleyebilirim. Sacha Boey sadece kış transfer döneminde teklif almadı. Aşağı yukarı her transfer döneminde teklif aldı ama istenilen seviyeye gelince Bayern Münih'e gitti. Barış Alper Yılmaz'la da benzer bir senaryo bekliyorum. Şu anda belirledikleri rakam yaklaşık 20 milyon euro civarında ve Barış Alper Yılmaz eğer yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bonservis kazandırıp birileri gidecekse bence ilk 3 sıraya yazılabilecek oyunculardan, ki hatta ve hatta bilmiyorum, belki katılırsın belki katılmazsın ama hangisi daha pahalı gider, hangisi daha önce gider, iki soruya cevap vermek gerekirse ben Kerem'in de önüne koyuyorum Barış Alper Yılmaz'ı. O kadar diyorsun yani. Ya ben çok beğeniyorum şahsi olarak Barış Alper Yılmaz'ı. Tabii şahsi olarak dediğim için bu benim kendi şahsi fikrim ama mesela geçmiş yıllarda ben Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa takımları istediğinde birkaç tane kulübün scout analizlerine erişmiştim. Bir kısmını da haberleştirmiştim. Üçüncü bölgede kararsızlıktan dolayı Kerem Aktürkoğlu'dan iki tane Avrupa'nın beş büyüklüğünde takımın vazgeçtiğini net olarak biliyorum. Bunu kulüplerinden de doğrulattım. Ama Barış Alper noktasında hem fizyonomisi, vücut tipi, oyun tarzı, yani ben sana net söyleyeyim abi, Avrupa'ya Süper Lig'den 3 tane oyuncu gönder desen bire Ferdi Kadıoğlu'nu yazarım. Gidip de orada başarılı olabilecek. İkinci sıraya doğrudan Barış Alper'i yazarım. Üçüncü sıraya da abi Szymanski'ye Abdülkerim Bardakçı'yı yan yana koyarım. Eğer Türk'ten devam ediyorsak Abdülkerim, olmuyorsa da ikisini aynı anda yazarım haksızlık etmemek adına. O yüzden ben Galatasaray'ın sadece kış transfer dönemindeki 35 milyon euroluk Sacha Boey satışı değil, yaz transfer döneminde de eğer evet biz oyuncu satacağız, evet bütçemizi bu şekilde toparlayacağız ve bu şekilde biz borçlarımızı azaltacağız diyorsa, ki Galatasaray buna Fenerbahçe ile birlikte en yakın takım. Son yıllarda evet satışlar yaptı Galatasaray ama asıl asetlerini satmadı henüz. O yüzden ben eğer buna karar verirlerse, ki gidişat bunu gösteriyor, ben yaz transfer döneminde ciddi şekilde Galatasaray'ın çift tane satışlar yapmasını bekliyorum. Sevgili Yas, özellikle devre arası transferindeki sezon başında yapılacak transferlerde de Yusuf Yazıcıoğlu'nun ismini biz sıkça duyduk. Özellikle Galatasaray'la Sayın Erden Timur'un Yusuf'la bir görüşme yaptığı ve anlaştığı yönündeydi. Ama bugün sosyal medyada özellikle biraz da kurcalamaya çalıştım. Beşiktaş'ın da Yusuf'la ilgilendiğini ve önümüzdeki günlerde tekrar bir temasa geçeceği ve sezon sonu Lille sözleşmesi bitecek Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'a kazandırılması için Beşiktaş yönetimi bayağı bir çaba harcıyor. Bu konuyla ilgili bir bilgi var mı sende, ya da bu konuya ne dersin? Ya şöyle söyleyeyim, Yusuf Yazıcı sadece Türk takımlarının değil Avrupa'nın genelinde son dönem performansıyla birden fazla takımın listesine girdi. Sadece Fransa özelinde değil, benim duyduğum Bundesliga'dan da isteyenleri var. İlerleyen, daha şu an erken ama abi, henüz Şubat ayındayız ve transfer döneminden yeni çıktık. Ama şöyle bir ince, böyle bir hani gurme bilgi mi derler ona, ne derler bilmiyorum, onu söyleyeyim. Yusuf dünya ünlü bir menajerlik şirketiyle anlaştı ve dünyada hep transferi biz şöyle sanırız. A kulübü B kişisini veya oyuncusunu, teknik direktörünü ister, iş biter. Maalesef dünyanın yani çoğu noktasında bu pek geçerli olmuyor. Tabii ki bu da var ama genel baktığımda bu şirketinin, böyle güçlü menajerlik şirketlerinin kulüplerde kontenjanları var abi. Bu yani 2-2-4 ne kadar bir gerçeklik, realiteyi yansıtıyorsa bu durumda böyle. O yüzden Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e gelir gelmez o başka bir senaryo. Ama yaz transfer döneminde ben kesin ve kesin transfer yapmasını bekliyorum bu anlattıklarımın toplamından yola çıkarak.
Evet, sevgili Yas, Galatasaray ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey varsa lütfen bilgi yani, paylaşmak istediğim bir şey. Yani ilk girişte bahsettiğim gibi abi, çok kritik bir maça çıkıyor Galatasaray. Ciddi şekilde UEFA kulüpler sıralamasında da ilerlemiş vaziyetteyiz. Tabii ki bu ilerleme yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Ben sana birkaç tane buradan örnek vereceğim. Çünkü neden örnek veriyorum? Bizim doğrudan bu sene ve seneye alacağımız puanlar önümüzdeki sene itibaren saymak kaydıyla 5 yılı doğrudan etkiliyor. Etkilediği için de bugün ve devamında hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin alacağı puanlar çok önemli. Çünkü hatırlarsan biz 20. sıralara kadar gerilemiştik. Yani Polonya'nın, Ukrayna'nın arkasına düşmüştük ama artık Türkiye 12. başladığı sezonda şu an 3 sıra birden ileri gidip 9. sıraya kadar gelmiş vaziyette. Program öncesinde de birkaç tane not aldım bu konuyla ilgili. Bizim toplamda 37.100 şu an katsayı puanımız ve iki takımla devam ediyoruz. Üzerimizdeki takımların tamamı, Belçika, Portekiz, Hollanda, yani yakalayabileceğimiz takımların tamamı 3 ve daha fazla takımla mücadele ediyor. O yüzden biz iki maça çıkacağız Türkiye olarak. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde, Galatasaray Avrupa Ligi'nde. Biz iki takımla puan toplarken üzerimizde çekiştiğimiz takımlar 3 ve 4 en az ülkeler, özür diliyorum, takımla mücadele edecekler. O yüzden çok kritik olduğundan bahsediyorum. Çünkü hemen altımızdan iki tane takım geliyor bize çok yakın. Biri İskoçya, biri Çekya. Baktığın zaman kağıt üzerinde İskoçya'dan çekilirsin, İskoç takımlarından çekilirsin ama orada da avantajımız şu: bir takımları kaldı sadece. Ama Çekya 4 takımla katıldıkları Avrupa kupalarında 3 takımla devam ediyorlar. O yüzden hata yapmış şansımız maalesef ki yok abi. Doğru, çok, o kadar güzel anlattın ki sevgili Yaz, araya bile girmek istemedim. Bu konuda evet, bizim için çok hassas. Galatasaray'da Sparta Prag hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla tamamlandı. Sadece Ziyech'in o eksiği olduğunu görüyorum. Zaha'nın da soğuk algınlığı var ama buna rağmen takımla birlikte kadroda yer alacak diyelim. Ve Galatasaray'ın sahaya çıkacak 11'ini tekrar vermek isterim. Eğer bir aksilik olmasa sahaya çıkacak 11, bugünkü 11 şu şekilde olacak. Yani bir önceki Başakşehir maçında sahaya çıkan 11'in hemen hemen aynısını görüyoruz. Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelson, Berkan Kutlu. Orta sahada Torreira, Kerem Demirbay, Mertens. Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Mario Icardi 11 ile çıkacak. Sevgili Yağız, Beşiktaş önemli isimler transfer etti ki ben şunu çok severim. Özellikle biz Avrupa'ya gittiğimizde bunu çok görürdük. Önemli takımlar antrenmanlarını maç yapacakları kendi statlarında belli haftalar taraftarlarını açarlardı. Beşiktaş'ta da, ki senin geçtiğimiz günlerde de böyle bir haberin vardı. Fenerbahçe'nin de böyle bir hazırlık içinde olduğunu ama son anda iptal olduğunu söylemiştin. Beşiktaş antrenmanları Tüpraş stadında yapacak. Bundan böyle iç sahada oynayacağım maçlar öncesi son idmanını Tüpraş stadında yapacak. Taraftar açılacak mı? Net bir şey söylenmedi henüz. Yani evet, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe üzerinde bu haberi yapmıştım. Evet. Daha sonra alınan karar gereği bu iptal oldu. Şimdi benzeri Beşiktaş'ta var. Bence Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de buna ihtiyacı var, bu süreci. Çünkü zaman zaman ekonomiyle, transferle, işte sportif anlamda aşamadığın o engelleri taraftarla birleştiğinde yapabilirsin. Geçmiş yıllarda bunu Galatasaray çok iyi zamanlamalarla yaptı. Stadyumda yaptığı antrenmanlar özelinden bahsediyorum. O yüzden katkısı azıcıktır. Yani taraftarın hiçbir zaman bir kulübe eksisi olmaz abi. Tabii ki usul dışı davranan, sahaya yabancı madde atan, işte takımına zarar veren kişileri ayırıyorum. O bambaşka. Zaten ben onların taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Ama toplamda bu tarz organizasyonlar bizde çok nasıl söyleyeyim sana, isteniyor ama kulüplerimiz çok yanaşmıyorlar maalesef. Ondan sebebi iyi bir etkinlik, iyi bir organizasyon olacaktır ama henüz kulüp tarafından bir resmi açıklama geldi mi benim bilgim dahilinde değil bu durum. Diyelim ben Galatasaray'da şu haberi de atlamak istemem. Seninle de ve dinleyicilerimize de paylaşmak isterim.
Özellikle baktığımızda Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da ben sezon sonu bırakacağım diyor. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in de bu yönde ima eden açıklamaları var ki bununla birlikte de Sayın Adnan Polat'ın yeniden aday olabileceği ya da sezon sonunda aday olacağı yönünde tekrar haberler çıktı. Bugün Sayın Polat'tan bir açıklama oldu. Ne demişler? Galatasaray Başkan olmak gibi bir niyetiniz var mı? Sorusu üzerine Sayın Polat, ben Galatasaray'da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum. Bence Dursun Başkan bir dönem daha görevini sürdürmeli, yarım kalan işleri tamamlamalı ifadelerini kullanmış diyelim Sayın Adnan Polat. Ve sevgili Yaz, Fenerbahçe bence bu dönem hem oynanan futbol, İsmail Hoca'nın vermiş olduğu kararlar ki bugün de Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalar. Öncelikle ne dersin açıklamaların genelini, ama sonra satır başlarıyla hem seninle hem de dinleyicilerimize paylaşmış olacağım. Ya açıkçası yani bugünkü katıldığı programda Sayın Başkan'ın bu Zafer'in Rengi filmiyle alakalı. Evet, ama tanıtım filmi. Gelen sorulardan sonra iş tabii biraz değişti. Hem geçmişe hem sezon sonunda neler olacağına dönmüşler. Yani enteresan açıklamalar var, enteresan başlıklar var. Özellikle Ferdi Kadıoğlu hakkında Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamaya karşı üzülenler, kırılanlar olmuş ama bir de realite var. Yani şu an isteyen Arsenal'la Napoli var net olarak oyuncuyu. Borussia Dortmund izliyor. Yani şimdi bu noktada da bir durum bildirimi yapmış Sayın Başkan. Ferdi Kadıoğlu'nun yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem sezon sonunda yeni bir hikaye erken açacağı yönünde demiş. Bu çok doğru karşılanmadı. Şöyle karşılanmadı. Şöyle evet, hem oyuncunun moral açısından ya da takıma katkısının düşebileceği söylendi. Neden ben böyle bir günde abi açıklama yapıldığı söylendi. Ya da böyle bir anlaşma yapıldı, sezon sonu bekleniyor ki taraftar bir taraftan da haklı aslında sevgili Yağız. Bence hiçbir şey olmaz abi ya. Yani Ferdi Kadıoğlu böyle bir açıklamayla bozulacak, sıkılacak ya da performansını düşürecek bir isim olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe demişken Sayın Başkan'ın açıklamalarına gelmeden önce Mehmet Okur beyefendi demiş ki kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. İsmail Hoca sezon sonunu görebilir mi demiş sevgili Yağız. Direkt sana görür abi, herhangi bir sıkıntı olmaz ki zaten. Yani bu soru çok doğru bir soru değil. Yani toplama baktığında İsmail Hoca'nın başarılarını George Jesus yakalasaydı York Park'ına heykel dikilirdi. Tamam eleştiririm, tamam yanlışları söyleyelim ama sezon sonuna kadar devam edilir mi ifadesi ya biraz sanki abartı gibi geliyor bak. Uğur Bey Almanya Duisburg'dan şöyle demiş sevgili Yağız. Biz zaten tam da Ferdi'yi konuşurken bir mesaj geldi. Yağız Bey transfer uzmanı olduğu için şunu sormak istiyorum. Ali Koç'un bugünkü Ferdi açıklaması oyuncunun olası bir satış değerini etkilemiş midir? Çünkü şöyle de söylendi. Nasıl olsa Ferdi'den ya da Ferdi'nin ayrılacağı düşünüldüğü için bu satış miktarının düşebileceği çok konuşuldu. Sevgili Yağız, sen ne dersin bu konuda? Abi yok ya böyle bir şey. Yani ben transfer piyasasında daha önce yapılan bir açıklamadan dolayı işin yükselip arttığına tanık olmadım. Kulüpler genelde kızar transfer haberi çıkınca fiyat artıyor diye. Transfer haberi çıkınca fiyat artmıyor. Transfer haberi çıkınca siz o transferin yapılacağını veya işte o transferin gerçekleşebileceğini kamuoyunda duyuluyor ve başka kulüpler de talip oluyor. O zaman fiyat artıyor. O zaman ya duyurmayacaksın bunu ya konuşmayacaksın ya da sızmasına izin vermeyeceksin. Yani bu aşağı tükürsen hani sakal, yukarı tükürsen bıyık hesabı. Hani bu konuda da ben yani Ferdi ile ilgili bugün Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamaların olası bir bonservis bedelinde indirime gidilmesini falan yani beklemiyorum ha. Bunlar yani çok oynuyoruz ülke olarak. Zaman zaman bu futbol oyunlarının işte etkisinde de kalıyoruz ama böyle bir durumun olduğunu hiç zannetmiyorum. Sevgili Yaz, dinleyicilerimizden çok önemli, çok güzel sorular var ama saat başı diyorum. Bir reklam arası verelim. Sonra dönüşte hem dinleyicilerimizin hem de Sayın Ali Koç'un açıklamalarını birlikte seninle değerlendireceğiz. Radyo Spor. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Saatlerimiz 17.07 sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla Şifre kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 26. hakemleri de açıklandı bu arada. Tabii hiç kimse memnun değil.
Türkiye Futbol Federasyonu haftalardır, hatta sezon başından beri yapay zeka ile bizi, sizleri, takımları oyalama olayını devam ettiriyor ki Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili artık bu dakikadan sonra söylenecek çok şey var baktığımız zaman. Sayın Mehmet Büyükekşi bu kritik anlarda ortadan kayboluyor. Bu kritik anlarda ortada hiç gözükmez. İki Süper Kupa sonrası hala bir Süper Kupa'nın neden oynanmadığı yönünde sevgili başkan Sayın Ali Koç'un açıklamalarıyla bir takım bilgilere sahip olduk. Ama asıl konuşması gereken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin hani adeta ortadan toz oldu derler ya, denilir ya, hem de tam da üstüne oturacak bir laf oldu bence. Bugün baktığımızda da vermiş oldukları her karar, almış oldukları her karar eleştiriler bir duruma geldi Türkiye'de. Ve ortada olmamasının bir de nedeni olduğunu düşünüyorum. Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri dedim. Ankaracı Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Rize Spor Fenerbahçe Arda Kardeşler. Beşiktaş Konyaspor Kaan Numanoğlu, Pendik Spor Trabzonspor maçında da Halil Umut Meler görev alacak. Sevgili Yaz, birkaç dakika sonra telefon attığımızda olacak. Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal Zorlu Çaykur Rizespor maçı öncesi Alanyaspor ve Samsunspor maçlarında alınan ya da kaybedilen puanlar diyebiliriz. Aslında kazanılan da puan diyebiliriz. Çünkü burada da rakibe hakkını vermek gerekir. İsmail Kartal 11'de değişime gidiyor. Dün de bu konuyla ilgili zaten haberlerimizi paylaşmıştık. Özellikle dinleyicilerimizden İrfan Can Kahveci ile Cengiz'in aynı anda kadroda olabilir mi, sahaya çıkabilir mi, 11'de çıkabilir mi sorusunu Yağız'a, sevgili Yağız'a bırakmak istiyorum. Bu konuyla ilgili benim de bilgim var ama önce sevgili Yağız'ın düşüncelerini merak ediyorum. İrfan Can Kahveci, Bonucci ve Mert Hakan Yandaş'ın Çaykur Rizespor maçında 11'deki İsmail Hoca'nın ilk yapacağı değişiklikler ve sonrasında baktığımız zaman Mert Müldür, Ciku, Kurunic ve Şimanski gibi oyuncuları da yedek kulübesine çekecek haberlerini bugün çok gördük ki ve hafta içi yapılan antrenmanlarda da İsmail Hoca farklı farklı 11'ler denedi. Farklı farklı mevkilerde farklı oyuncularla yoluna devam etti ya da antrenmanla devam etti. Mert Müldür, Ciku, Kurunic, Şimanski yerine Osayi, Bonucci, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci geliyor. İrfan Can Kahveci'nin gelişiyle birlikte sahada biz Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci belki ilk defa sahaya çıkış itibariyle 11'de görebilir miyiz? Tabi zorlu bir deplasman olacak. O anlamda da İsmail Hoca'nın sahaya çıkaracağı 11 muhtemelen bir önceki haftalardan daha farklı, merakla beklenecek diyebilirim. Beste Kocaoğlu Antalya'dan, sevgiler saygılar İstanbul'dan. Antalya'dan çok dinleyicimiz var. Beste Hanım da hemen hemen her programımıza ortak olur. Ne demiş? Şifre ekibine iyi yayınlar. Yarın gösterime girecek Zafer'in Rengi filmini merakla bekliyorum. Çok güzel ve emek verilen bir proje olmuş. Tebrik ediyorum. Antalya'dan selamlar demiş. Biz de İstanbul'dan Antalya'ya ve diğer illerimize bizi dinleyen herkese selamlar diyoruz. Reklam dönüşünde sevgili Yağız Sabuncuoğlu telefon hattımızda olacak ve sormuş olduğunuz sorular, Sayın Başkan Ali Koç'un bugünkü açıklamaları ki çok önemli. Bu açıklamaların arkasının doldurulması gerekir. Doldurması gerekenler ortada yok. Onları konuşacağız ve İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı 11. Ama bunların hepsi reklam dönüşü sizlerle olacak. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre devam ediyor. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla şifre kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Yağız da telefon attığımızda saatlerimiz 17.17'yi gösteriyor. Sevgili Yağız, çok soru var. Aytekin Pamuk Bey demiş ki, abiler hoş geldiniz. Çok iyi ikilisiniz. İkinize de hayranım. Bu hafta İrfan'la Cengiz yan yana görür müyüz? Teşekkür ederim. İkinizi de çok seviyorum. Severek dinliyorum. Haftanın iki günü size yetmiyor demiş. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz güzel düşünceler için. Ancak Cengiz ile İrfan aslında bugün İsmail Hoca'ya eleştiriler yöneltildiği bir haftayı geride bıraktık. Hı hı. O temel ana 3-4 noktadan biri de oydu. Tadiç'in neden kesilebilir bir oyuncu olmadığı ya da neden Tadiç'in yedek beklemediğiydi. Bu hafta öyle bir şey olur mu? Henüz şu an öyle bir durum yok.
Hani taktik idmanlarda veya işte idmanlarda öyle bir durum yok. Maçın da oynanmasına birkaç gün süre var. Bir rotasyon olur mu? Bunu söylemek için biraz erken. Perşembe daha net konuşabiliriz. Şimdi aslında Aytekin Bey'in ikinci bir sorusu daha var ama sırayla hızlı hızlı gitmek istiyorum. Bakıyorum şöyle sorulara. Sevgili Yaz, yayın ihalesiyle ilgili çok soru var. Bu konuyla ilgili kısa bir görüşünü rica edeceğim. Çünkü dinleyicilerimiz bayağı bir soru abi sormuşlar bu yönde. Kim bu sarı demiş ki, selamlar abi. Lazio'nun kulüp değeri 240 bin milyon euro. Bayern Münih'in değeri 976 milyon euro. Kağıt üzerinde Bayern Münih maçı alır dersiniz ama Lazio yendi. Yağız Sabuncuoğlu abim demesi gibi Galatasaray'ın rakibini küçümsememek gerekir. Saygılar demiş. Aytekin Pamuk, Yılmaz abi, Saadettin Bey yayın ihalesini alacak mı? Sayın Ali Koç başkanlığı kesinlikle bırakacak mı? Teşekkür ederim demiş. Söyleyeceğim bir şey var mıyız? Ya henüz belli değil ihalenin durumu. Önümüzdeki hafta netleşecek çünkü. Dün teklifler alındı. Ali Bey başkanlığı bırakacak mı? Evet, kendi söylemine göre bırakacak ama ben sezon sonundaki Fenerbahçe'nin bulunduğu pozisyonla bu kararın değişme ihtimalinde bir cepte tutalım diyorum her zaman. Cihan Han demiş ki, sezon başında Molde ve Kopenhag gibi takımlarda oynadığı için daha ne yapacağını bilen Galatasaray olacağını düşünüyorum bugün demiş. Kesinlikle katılıyorum. Zaten o genelde bizim elendiğimiz, genelde tırnak içinde söylüyorum, rakibi hafife aldığımız ve turnuvalara veda ettiğimiz süreçler genelde ligin başında oluyor. Tabii ilerleyen süreçte de inşallah böyle bir şey başımıza gelmez ama orada tabii ki bir ayrım yapmak gerekirse burada dinleyicimize katılıyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Mehmet Teşçi Bey'in, Teşçi Bey'in selamı var. İyi yayınlar demiş. Bakıyorum şöyle hızlı hızlı gidiyorum ama zamanımızı da iyi kullanmak isterim. Sayın Başkan Ali Koç'un satır başlarını hemen seninle ve dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Başkanlığı bırakmanın zamanı geldi. Ben iki dönem için geldim dedi sevgili Yağız. Ne dersin? Yani zaten şimdi beyan esastır yani. Hani ben bir yeri bırakacağım diyorsam tabii ki de benim beyanımı dikkate almak zorundasınız. Sayın Başkan'da da aynı durum var. Görevi bırakacağım. Sezon sonundan sonra yokum ben diyor. Böyle dedikten sonra bizim bunun üstüne bırakır ya da bırakmaz dememiz çok doğru olmayabilir Yılmaz abi. Doğru. Camiaya söylüyorum, rahat olun demiş Sayın Başkan Ali Koç. Yine camianın bir kısmı karamsarlığa kapıldı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Daha puanlar kaybedilecek. Rakibimiz de puan kaybedecek. Futbol dışı branşlarda altın çağımızı yaşıyoruz. Çok fazla katılmıyorum altın çağımızı yaşıyoruz kısmına. Futbolda yaşıyoruz demiştim mi? Doğru mudur? Futbol dışı branşlarda, yani futbolun, futbol dışı, futbolun dışı demeye çalışıyorum. Futbol anladım. Evet, futbol dışı branşlarda zaten Fenerbahçe'nin altın çağını yaşaması aslında son yıllara baktığınızda Aziz Yıldırım döneminden bu yana rutine dönüştü. Alışılmış başarıya dönüştü. Yani voleybol, basketbol, yani sadece bunları tek branşta da söylemiyorum. Hem kadın hem erkek kısmında çok önemli kupalar getirildi, çok önemli başarılar yakalandı. Zaten diğer kulüplerden Fenerbahçe'yi ayıracaksak burada çok net ayırırız mesela. Alamet farikası bu buradaki ayrım. Yani amatör branşlar, daha doğrusu ben onlara çok amatör branş demeyi sevmiyorum ama olimpik branşlardaki başarısı çok net bir şekilde ortada ve sadece futbol odaklı olmaması, evet tabii ki bütçenin büyüğü oraya, ilginin büyüğü oraya kabul. Zaten dünyanın genelinde de böyle birkaç ülke hariç. Ama genel anlamda bir yandan orayı işletirken bir yandan da Türkiye'ye sporcu yetiştirmek, bu özel bir durum abi. Hani bunu söylemeden geçmemek, üstünde de sıkça durmak lazım. Bu da Ali Bey'in sözlerine katılıyorum. Sevgili Yaz, Sayın Başkan'ın, Ali Koç'un açıklamalarına gireceğim ama Mehmet Bey demiş ki, Mehmet Teşi, yayın ihalesinde Türkiye Futbol Federasyonu ihaleyi yüksek fiyat veren Esport yerine BN'e verirse kulüplerin yayın havuzundan çıkma hakkı olmaz mı demiş. Ya zaten yayın ihalesinde yayının mal sahibi, yani atıyorum bir araba mı satıyorsun? Bu arabanın sahibi nasıl bir birey, bir şahıs veya şirketse buradaki satılabilir asetin de sahibi kulüpler zaten. Ya evet. Burada kendi ürününün satılma noktasından nasıl çıkacak ya da nasıl, ya çok 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 soru var abi bu konuda. Yani evet, çok var. Ben de bir soru daha geldi. Hemen tamam, onu da bağlayayım istersen. Özgür Akay Antalya'dan, selamlar, dünyanın en güzel yerinden demiş. Yayın ihalesini ısrarla şu anki yayıncıya verme çalışması nasıl, neyle izah edilebilir demiş. Kulüpler neden buna ses çıkarmıyor? Nereden biliyor ses çıkarmadığını arkadaşınız? Muhtemelen henüz net cevaplar çıkmadığı için mi?
Evet ya, şu an resmi bir durum yok abi. Yani ben internette de gördüm, bir ihale verildi falan diye de. Yani resmi bir durum yok, taraf olunan bir durum yok. Kulüplerin tek çabası da, tek çıkarı da, tek arzusu da kendi kulüplerine maksimum geliri elde edecek yayıncıyla anlaşmak. Yani burada şey durumu yok. Biz işte atıyorum Yılmaz Dream'in kanalına gidelim, onunla anlaşalım, şartlar ne olursa olsun, veya tam tersi işte Yağız'ın ihale verdiği teklifi kabul edelim. Den öte biz kulüpleri nasıl bir şekilde bu pastada kazanan yapabiliriz? Yani burada ihalede ihaleyi alan da tabii ki kazanan sayılacak ama kazan kazan olsun. Yani hem kulüplerimiz kazansın. Win-win diyorsun. 10 yıllara baktığında ihaledeki rakam ciddi şekilde düşmüş vaziyette. Hatırla, 450 milyon dolarlardan son dolar kuruyla birlikte 80'lere, hatta daha da aşağılara düşen bir ihaleden bahsediyoruz. Bence burada içsel veya takımsal anlamda bir çekişme olmaz. Olmamalı da zaten. Nedeni de burada artı da olsa kulüpler, eksi de olsa kulüpler burada ekmeği yiyecek taraf. O yüzden evet, ortak hareket ettiklerini ve ana temel hedeflerinin de bu ihalede rakamın 150 milyon dolar altına inmemesini sağlamak. Temel hedef bu şu anda. Evet, Yusuf Bey, Yusuf Yel demiş ki iyi yayınlar Yılmaz abi. Yağız Bey'e selamlar. Osay Semer Rize maçının kadrosunda olacak mı? Bir de Kent Avrupa kadrosunda var mı? İsmail Hoca görev verirse Samuel kadroda olacak. Kent Avrupa listesinde var. Sayın Başkan devam etmiş. Son 13 yılda Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var. Bu sadece sportif sebeplerle açıklayamayız. Hem Aziz Yıldırım dönemi için hem de bizim dönemimiz için konuşuyorum. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı demiş sevgili Yaz. Sen de zaten sevgili Başkan Aziz Yıldırım'ın dönemini de kapsayan bir açıklama yaptın. Sayın Başkan devam etmiş. Camia kırılgan şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanı topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdamalar oluyor. Bunu bir şampiyonlukla atacağız demiş. Ne katılıyorum. Dersin? Fenerbahçe taraftarının kırılganlığı, Fenerbahçe taraftarının geriye düştüğünde verdiği reaksiyon, ya bunların temelini aslında geçmişte yaşananlar oluşturuyor. Burada katılıyorum. Bunun benzerini geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor yaşamıştı. Ciddi kırılmalar yaşıyordu. Ama şampiyon olduktan sonra o kırılmalar şahsi veya işte teknik direktör veya oyuncu bazında eleştirilere döndü. Ben Fenerbahçe'de de eğer bu sene şampiyon gelirse benzer bir duruma girilmesini bekliyorum ben de. Aynı fikirdeyim. Çünkü eğer uzun seneler boyunca böyle 10 senede Fenerbahçe şampiyon olamıyor değil mi Yılmaz abi? Doğru, evet. Bu noktadan sonra artık bu seni mental olarak etkilemeye başlar yani. Sen ne kadar etkilemez diyorsan. İster istemez. 10 sene şampiyon olamaması hep acaba dedirtir insana ve şüpheleri sevk eder. Bu çok doğal bir durum. Sevgili ya, Sayın Başkan Likoş devam etmiş. Hızlı gidiyorum. Türkiye'de futbol temiz insanların barınabileceği bir sektör değil demiş. 3 Temmuz döneminin kesinlikle bir filmi veya belgesiyle yapılmalı. Böyle bir şeyin örneği yok çünkü demiş. Devam ediyorum. Kimse bizimle helalleşmiyor. Biz 3 Temmuz'da ağır darbeler, bedeller ödedik. Hem maddi hem de manevi. Hala da ödemeye devam ediyoruz. Son 10 yılda yaşadıklarımız ortada. Bu duruş her şeyden önemli. Biz FETÖ ile istişamlı dönemde yüzleştik. Kimse yanımızda değildi. O zaman dimdik durduk. Ancak kimse bizimle helalleşmiyor demiş. Ve Süper Kupa'nın raporunu hazırlarken de özellikle Nisan ayında oynanacağını söyledi. Benim de beklentim o yönde. Ya Nisan başı ya da Nisan sonu. Hatta ekleme yapayım, Antep veya Samsun düşünülüyor şu an. Olabilir diyorsun yani. Aha. Yani şu anki durumdan bu iki bilgiyi verebilirim abi. Antep veya Samsun'la birlikte ya Nisan'ın ilk haftası ya da son haftası gibi duruyor. Ama netlik olmadığı için tabii şu anki sadece bu bizim duyduğumuz bir bilgi. Zaten netlik olsa bunu haberleştiririz. Sevgili Yas, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika bir haber hem seninle hem de dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Haber biraz uzun. Trabzon Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek demiş. UEFA'nın eski elit hakemlerin de arasında yer alacağı 10 yabancı gözlemci yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek demişler. Açıklama uzun. Ne dersin? Yani iyi bir şey bu abi. Neden iyi bir şey dersen, ama şöyle de var. Yani o yabancı diye yabancı hakemlerin de böyle inanılmaz olanları olduğu kadar çok kötü olanları da var. O yabancı hakemler kimler olacak, o önemli.
Burada da isimler var. Belçika, Danimarka, İngiltere, İspanya, Hollanda, Kuzey İrlanda, Portekiz, Romanya, İskoçya, İsveç'ten önemli hakemler. Veya gözlemcilerin raporları nedenle dikkate alınacak. O da önemli. Devam etmiş 10 yabancı gözlemci. Doğru. Evet. 10 yabancı gözlemci bu haftadan itibaren Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar yeni dönemde hakem puanlama sisteminin %50'sini oluşturacak. Performans ölçümlerinde belirleyici rol alacak. Puanlamanın diğer %50'sini ise sağ gözlemcilerin yanı sıra VAR kadrosu, en üst 2 ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturacağı 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesiyle belirlenecek demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Yani güzel bir uygulama ama uygulamanın açıklanmasından ve karar verilmesinden öte uygulaması nasıl olacak, nasıl uygulanacak, nasıl hayata geçirilecek önemli olan o. Yoksa baktığın zaman kağıt üzerinde hani prototip olarak güzel bir uygulama gibi duruyor. Evet sevgili Yas, günü son olarak toparlamanı rica edeceğim. İstediğin, dilediğin, aklından geçen, benim sana sormayı unuttum ya da seni söylemek istediğim bir şey varsa lütfen rica edeyim. Öyle de yavaş yavaş kapatalım istersen. Yani genel hattıyla her şeyi konuştuk abi. Fred'le ilgili çok soru soruluyor. İstiyorsan onunla da bir bilgi. Tabii. Bana da geldi Fred'le ilgili sorular. Önümüzdeki hafta takıma dönmesini planlıyorlar. Kasımpaşa maçında da maç kadrosuna, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, maçtan bir gün önce yapılacak idmanda, taktik idmanda denemek istiyorlar. Süreç şu anda iyi ilerliyor, onu söyleyerek kapatalım az önce. Peki, sevgili Yaz, ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Kendine çok iyi bak, selam. Görüşmek üzere. Evet, bugün de şifrenin sonuna geldik. Sevgili Yaz Sabuncuoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre sona erdi.